Ev yapımı tulumba tatlısı. Hamuru için 250 gram un, 2 su bardağı su, 4 adet yumurta, 1 yemek kaşığı irmik, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 fiske tuz, 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı. Şerbeti için 5 su bardağı toz şeker, 6 su bardağı su, yarım limon. Şimdi önce şurubu şerbetiyle başlayalım. Evet, tamam. Tencerede. Tulumba tatlımızın ilk olarak şerbetiyle başlayacağız. Çünkü soğuması gerekiyor efendim. Şöyle ocağımızın altını açalım. Nedir ölçümüz? 1 su bardağı şekeri. 1 su bardağı şeker. 5 su bardağı şeker. 5 su bardağı evet. Yapıyoruz. 6 su bardağı da ölçüm. Şerbet yoğun oluyor değil mi? Evet. Meyel abla. Evet canım. Mesela genelde böyle 2-3 su bardağı şeker yapılır tatlara ama burada daha çok kullanacağız. Şöyle hemen bir karıştıralım şekerimizi. Sonra biz de hamurunu yapmaya geçelim. Evet. 2 su bardağı. Ne yapıyorsunuz? Hamuru pişirerek bir hamur hazırlayacağız. Pişireceğiz hamuru. Evet. 2 su bardağı klasik bardakla suyumuzu sıcak su da olabilir kaynatacağız. Suyumuzu koyalım. 2 bardak mı ölçüyoruz? Evet. 2 bardak. Şöyle ekleyelim. Bir yandan altını yakalım. 1 bardak daha. Bir fiske pelincim tuz. Tuz mu? Tamam. Bir fiske. Diğer tatlara göre daha farklı bir hamur var. Evet, pişirerek hamur. Tuzumuzu da attık. Bir yemek kaşığı da sıvı yağ. Sıvı yağ, ayçiçek yağı kullanacağız. Bir yemek kaşığı kadar. Şöyle alalım. Ölçmeye gözümüz bilir. Ölçmeye de gerek yok zaten bakınca. Yeterli. Yeterli. Şimdi bu bizim hamurumuzun temeli aslında değil mi? Ölçülü burada unumuz var. Tamam. 2 su bardağı. Hı-hı. Bu kaynadıktan sonra bunu pişireceğim. Kaynadıktan sonra içine un ekleyip karıştırmaya başlayacağız. Karıştıracağım evet. Bir anda ekleyeceğiz. Evet bir anda. Neyle karıştırmak istersin? Çırpıcı mı vereyim sana? Kaşıkla çırpıcı değil kaşıkla. Kaşıkla daha karıştıracaksın. Evet. Daha sonra burada irmiğimiz var. Evet. Ve nişastamız. Hamurum soğuduktan sonra 5 yumurta bazen 4 yumurta da büyüklüğüne göre olabiliyor. Tek tek yumurtaları koyup yoğuracağım. Bunları da koyup yoğurup bir hamur hazırlayacağım. Ondan sonra sıkacağız. Sonra sıkacağız ve kızartacağız aslında. Evet, soğuk yağda kızartacağız. Daha sonra zaten şerbetleyeceğiz. Yani tulumba tatlısı aslında çok klasik, herkesin bildiği eski bir tatlı ama mesela çok da sık evlerde yapılmaz. Aslında çok dışarıdan alırız daha çok. Çok basit. Herkesin gözü korkuyor herhalde. Bugün göstermek istedim pratik yolunu, ev usulü. Sanırım bundan sonra herkes evde yapacak. Suyum kaynıyor. Suyum hemen kaynayacak. Evet. Senin artık torunlar yaşadı. Evet. Güzel güzel yemeklerini mi yaparsın? Biraz onlara göre yapıyorum çocukların yiyeceği şekilde. Anneler de tabii lohus olduğu için kilo almak istemiyor kızım. He. Ona göre diyet yemekleri hem besleyici olsun hem sütü gelsin. Neredeler? Yanındalar mı şu an? Çorum'da oturuyor kızım. Ha tamam. Öbür sakınca oğlum da Samsun'da oturuyor. Büyük torun da zaten 2 yaşını geçti. Oh ne güzel. Pelincim bu hamurla hem tulumba tatlısı hem hanım göbeği hem lokma tatlısı yapılabilir. Başka tatlar da olabilir bunlar. Tabii bunu her tatlıya kullanabilirler. Kıvamını nasıl anlayacağız Leyla şimdi abla? Bu suyunu çekince yapışmadan alacağım. Onu zaten tekrar elimizle soğuduktan sonra yoğurup topaklarını gidereceğiz. Bu pişti pelincim. Bu kadar. Bu kadar. Tamam. Kabımızı alalım o zaman şöyle. Amacımız burada zaten soğutmak değil mi? Evet. Bir kabı alacağız. Çok böyle zaten böyle dakikalarca kaynamıyor. Gerek yok. Hemen şöyle bir suyunu çekti. Suyunu çekti. Aynen. Katılaştı. Biraz şöyle karıştıralım. Biraz soğutalım. Ondan sonra diğer malzemelerini ve yumurtasını ekleyeceğiz. Ve artık tulumba tatlısı yavaş yavaş kıvam almaya başlayacak. Hamurumuzu soğuttuk. Böyle biraz karıştırdık, bekledik. Evet. Şimdi artık ılımasını bekledik. Çünkü yumurta pişer diye. Ilımasını bekledik. Şöyle elimle bir hemen şey yapacağım. Bir hamur gibi yoğuracağım bunu. Enteresan bir kıvam var şu an. Biraz aslında sert gibi de. Yumurta girdikten sonra yumurta. Tek tek bana yardım isteyeceğim yumurta kırmanızı. Bunu böyle elle, yani böyle mıncıklarmış gibi. Evet, yedirmek. İyicene yedirmek lazım. Böyle kaşıkla çok olacak gibi değil. Hayır, değil mi? Elle kıvam vereceğiz. Mikserle de olmuyor. Mikserde de parçalıp dağılabilir. Evet. O yüzden şuradan yine bir yumurta daha alalım. Birer kaşık
İrmik ve nişastası hemen. Nişasta. Burada ölçüler önemli değil mi? Evet, evet. Şöyle yapalım. Birazcık daha. Biraz daha doldurayım şöyle. Tamamdır. Dolu olsun. Bir kaşık nişasta, evet. Bir kaşık irmik koyduk efendim. Tam bir yumuşak sıkmalı kıvama geldi. Aslında biraz evet. Da öyle olması gerekiyor. Yani ilk başta katı hamurdan çok daha farklı bir hamur şu an. İsteyen torbayla sıkabilir. Hı-hı. İsteyen evde aparatı varsa her yerde satılıyor. Hı-hı. İsteyen de benim gibi tulumba kalıbıyla. Bu tulumba şimdi, kalıbı diye mi getiriyor? Evet, elim şimdi kirliyken dolduracağım ona ben. Gösterelim tulumba kalıbı. Bunun büyük boyu var, gibi. Küçük boyu var. Ben bugün küçük boyunu getirdim. Bu küçük boyu. Bende büyük boyu da var. Hı-hı. Biraz güç istiyor büyük boyu. Şimdi onu beylere evet. Yaptırmak lazım. Şimdi dolduruyoruz. Evde bunlarla mı yapıyorsun sen? Evet. Benim her boyu var. Vallahi. Valla benim mutfağımda profesyonel her alet çok meraklıyım. Evet çok seviyorum. Her şeyi alıyorum. Şimdi hemen sıkacağız. Ama hemen ondan önce limonu koyalım mı şerbetimizin? Evet, yarım limon. Çünkü kaynadı bayağı bir. Sen limonu kesip direkt içine ekliyorsun. Yarım limon içine atıyorum. Tamam. Şurup soğuduğu zaman içine sıkıyorum. O zaman geçireyim şöyle. Evet. Sudan geçireyim. Yarım limonu direkt içine atıyorsun. Evet, evet. O da enteresan bir yöntem aslında. Öyle daha kabuğunu güzel oluyor. Kabuğunu falan araması da biraz geçiyor olabilir değil mi? Evet. Şöyle o şekilde efendim. Atıyorum. Kapatınca altında tamam. Soğuyunca sıkacağım. Biraz daha kaynasın. 5 dakika şimdi. Sonra kapatacağız tamam. Zaten onu. Tavamızı alıyorum. Burada az önce bahsetmiştik. Önemli olan bir nokta var. Kızartmak için yağının soğuk olması lazım. Evet. O yüzden direkt burada tezgahta hazırlayacağız. Soğuk olarak ekleyeceğiz, dökeceğiz. Ondan sonra ateşe koyacağız. Hemen ayçiçek yağım alıyorum. Ne kadar ekleyelim? Leyla bol abla. Olacak. Dolu dolu. Biraz yağımız evet. Güzel kızartma. Ben bakıyorum size. Şöyle yapalım. Sen bana dur dersin. Tavamızın genişliğine göre ekleyeceğim. Şimdi hadi kalalım. Bismillah diyelim Leyla abla. Yüzümüzü kara çıkarmasın tulumba aleti. Yok çıkartmaz. Çatallı olsun diye ve çok büyük istemiyorum. Hmm. Tek çatallı. Tek lokmalık böyle evet. Olsun. Tek lokmalık. Bu tabii tamamen size kalmış. Eğer daha büyük seviyorsanız. Halka tatlısı yapabilirsiniz. Minik minik büyük de olabilir. Büyük de olabilir. Halka tatlısı da aynı formatla yapılıyor. Hı-hı. O tırtıklığını kaybetmesini istemiyoruz. Ondan dolayı böyle tırtıklı evet. Bir şeyle kesiyoruz. İstediğinizde kesebilirsiniz. Şöyle yapalım. Hı hı. Soğuk yağda olması enteresan. Genelde şimdi kızartmak için... Şimdi göreceksiniz onun farkını. Her şey çünkü biliyorsunuz yağ kızgın olsun isteriz. Burada tam tersi. Evet. Şu makasımızı alalım. İki kişi olanlar için böyle de yapılabilir. Onu da hemen gösterelim. Şimdi alıyoruz ocağımıza. Sallayarak. Altını yakıyoruz. Sallayarak değil mi? Burada evet, önemli olan. Kabarması öyle. Tamam. Sallayarak kızartacağız çünkü bunun kabarmasını istiyoruz. Büyük. Zaten bu nedenle de hem büyük ocağa koyduk hem de soğuk yağ attık. Bu sırada şerbetimiz de oldu sayılır. Onun altını kapatalım. Onun soğumasını bekliyoruz. Tatlarımız da zaten şişip kabarınca artık tulumba tatlısı servise hazır olacak. Tulumbalarımız çıktı. Birazcık o ilk yağını süzdürdük. Evet. Şimdi hemen şerbetimiz sosunu dolaba atmıştık. Onu çıkartıyorum. İçine atacağız. Şerbetin içine atalım. Tatlımız sıcak, şerbetimiz soğuk olacak. Şerbetimizin içinde çok kısa süreli duracak Pelin'cim. Hı hı.
Şunları birazdan alacağız servis tabağımıza. Ve kalan hamurumuz vardı. Onu da birazdan soğuk yağımıza ayarladık tekrar. Yeterlidir. Yeterli. Çok hamur olmasın. Çok şuruplu. Ramazan'da yenmez. Tatlısız da olmuyor tabii. Hem tatlı olsun istiyoruz hem çok ağır olmasın istiyoruz. Şimdi ilk partimiz hazır efendim, o çıktı. Şimdi tekrar soğuk yağımızı bir tencereye aldık. Şerbeti şöyle kenara kaldıralım. Ben şuradan makasımı alayım. Yardımlaşarak sıkmaya başlayalım. Ondan sonra tekrar sallayarak tavada kızartacağız. Ondan sonra zaten servis tabağımız olacak. Şöyle görerek sıkayım. Küçük küçük sıkayım size. Evet, sanıyorum bu kadar yeterli. Şimdi tavalarımızı yer değiştirelim. Tekrar sallayarak kızartacağız. Evet. Yağımız zaten soğuktu, artacak yağımız. Ondan sonra zaten ilk yağını bıraktıktan sonra şerbetin içine atacağız. Yaklaşık bir dakika kadar şerbet içine beklettikten sonra servis tabağımıza tekrar alacağız. Ve artık tulumba tatlısı servis etmeye hazır. Bu da kızardı. Bunları da alalım. Alıp şurubumuza önce şeyi artık kapatıyorum altına. Evet. Teşekkür ederim. Önce bir ilk yağını süzdürüyoruz. Ondan sonra şerbetin içine atacağız. Bu arada çorbamız da artık kaynadı. Altını kapattık. Onu da birazdan blenderdan geçirelim. Güzelce nohutlarını ekleyelim. Evet. Zaten yaklaşık bir dakika kadar tutuyorsun sadece o kadar. En çok bu tatlarda yapılan hata, içinde böyle yarım saat falan bekletiyorlar. Çıtırlığını kaybediyor. Bir de üstü kapatılmayacak, ağzı açık duracak. Ha, üstü kapatılmayacak. Evet, kapatıldığı zaman da düşüyor. Evet, hamur oluyor. Bu püf noktasında söylemiş olalım. Yani üç önemli o zaman püf noktası var. Bir, soğuk yağda önce atmak, ondan sonra altına açmak. Sallayarak kızartmak, bu da aslında ikincisi. Bir de şerbette çok bekletmeyeceğiz. Son olarak da aslında üstünü örtmeyeceğiz tatlımızın. Evet, tatlımız hazır. Gösterelim efendim. Ev yapımı tulumba tatlımız hazır. Günün tatlısı artık oldu. Şimdi biz çorbamıza kaldığımız yerden devam edelim. Onu güzelce blenderdan geçip nohutunu ekleyeceğiz.